Merhabalar. İyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum. İsviçre'nin Lozan kentinde bugün tarihi bir konferans yapılıyor. Kürtler Lozan Anlaşması'nın Kürdistan'ı dörde bölen, Kürtleri inkar eden, onların temel hak ve özgürlüklerini yok sayan Lozan Anlaşması'nın 100. yılında bu anlaşma vesilesiyle Lozan'da bir konferans düzenliyorlar. Konferans 2 gün sürecek. Konferansı Kürt diasporası Konfederasyonu düzenliyor. Konferansa Kürt siyasetçiler, dört paçadan Kürt siyasetçiler, Kürt aydınları, Kürt aktivistler, bilim insanları katılıyor. Paneller yapılacak. Lozan Anlaşması'nın son 100 yılda Kürtlere ürettiği sorunlar, yaşattığı yıkımlar tartışılacak ve bu anlaşmanın sonuçlarının telafi edilmesi, önümüzdeki 100 yılda Kürtlerin kendi kaderinin tayin edilmesi konusunda bir takım çağrılar yapılacak. Bu yıl Lozan Anlaşması'nın 100. yılı 1923'te 24 Temmuz'da imzalanmıştı. Geçen yılda Kürdistan Ulusal Kongresi Lozan Anlaşması nedeniyle 100. yılın yaklaşıyor olması nedeniyle 99. yıl döneminde anlaşmanın geniş bir etkinlik düzenlenmişti. Orada da konferanslar, paneller yapılmış, çağrılar yapılmıştı. Bu anlaşma orada da bir kez daha ret ve mahkum edilmişti. Kürdistan Ulusal Kongresi bu yılda 100. yıl vesilesiyle 22 Temmuz, 23 Temmuz, 24 Temmuz, 25 Temmuz tarihleri arasında yani 3-4 günlük bir etkinlikler düzenliyor. Resim sergileri olacak, müzik dinletileri olacak, konferanslar olacak, paneller olacak, yürüyüşler olacak. Önemli bir etkinlik yapılacak Lozan'da. Dediğim gibi 100. yılı Lozan'ın ve Kürtler bu anlaşmayı ret ve mahkum etmeye, bu anlaşmanın yol açtığı zararların telafi edilmesine ve Kürtlerin inkarına, Kürdistan'ın bölünmüş parçalanmasına yol açmış olan bu anlaşmanın telafi edilmesi konusunda bir mücadele yürütüyorlar. Lozan Anlaşması dediğim gibi 100 yıl önce İsviçre'nin Lozan kentinde imzaladı. Kürtler bu anlaşmaya katılmamışlardı. Kürt temsilciler burada yoktu, davet edilmemişlerdi. Kürtlerin iradesi dışında yapılan bir anlaşmaydı. İngilizler, Fransızlar, Yunanistan, ne alakası varsa Japonya ve Yugoslavya ülkeleri Türkiye ile birlikte bu anlaşmayı imzalamışlardı. Dediğim gibi Kürtler yoktu. Kürdistan Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden çekildikten, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra dörde bölündü. Kürtlerin temel hakları inkar edildi ve Kürtlere 100 yıldır bir deyim yerindeyse soykırım süreci dayatıldı. Kürdistan'ın Musul Kerkük eyaletleri adı verilen o dönem şimdiki Güney Kürdistan İngiliz mandasına terk edildi. İngilizler ve Fransızlar zaten Orta Doğu'da kendi çıkarları ekseninde sınırları cetvellerle çizdiler. Güney Kürdistan'ı Irak'ta kurdukları manda yönetimine biat etmeye zorladılar. Kürtler buna itiraz ettilerse de İngiliz Kraliyet Hava güçleri, İngiliz ordusu Kürt direnişini kırmayı başardı. İngiltere ve Fransa dediğim gibi Mezopotamya topraklarını, Kürdistan topraklarını böldüler. Zengin petrol yatakları vardı Güney Kürdistan'ın. Dolayısıyla onları da biraz el koymak, talan etmek için emperyalizm kendi çıkarları açısından böyle bir proje güttü. Irak'ta Şiiler çoğunluktaydı. Buna rağmen Kral Faysal'ı getirdiler. Bir kraliyet kurdular Bağdat'ta. Manda yönetimine de Kürtleri dediğim gibi biat ettirdiler ve zaten Irak'ta da 100 yıldır bugün de hala devam eden sorunların kaynağını oluşturdular. Böyle bir sistem inşa ettiler. Azınlık, diktatörlük, kendilerine bağlı işbirlikçi bir yönetim kurdular. Aynısını Suriye'de yaptılar. Suriye'de de Sünniler çoğunluktaydı, Kürtler ve Araplar ama buna rağmen bir Nusayri yönetimi inşa ettiler. Manda yönetimi orada Fransızların egemenliğinde kaldı uzun yıllar. Daha sonra Irak İngiliz manda yönetiminden Suriye'de Fransız manda yönetiminden özerkleşti, özgürleşti ve bağımsız devlet haline geldi ama bunlar yapay devletler olarak bugüne kadar da çalkantılı bir biçimde varlıklarını sürdürdüler ve şimdi çözülme sürecindeler. Dolayısıyla Kürtler, Araplar, Irak'ın ve Suriye'nin harpları 100 yıldır ödedikleri faturaya ek olarak içinden geçmekte olduğumuz dönemde de yeni bedeller ödemeye devam ediyorlar. Türkiye'de İngilizler Kemalistleri tercih ettiler. Kemalistler işbirlik halinde
Kemalistlerle işbirliği halinde yeni bir rejim inşa ettiler. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de sınırlarını da rejiminin karakterini de İngilizler belirledi. Atatürk ve Kemalistler Kürdistan'ı İngilizlere bırakma karşılığında yani milli devletin tescilini Lozan'da sağlamış oldular. Kürdistan'ı İngilizlere deyim yerinde ise Kürtlere de ihanet ederek Kemalistler peşkeş çekilen İngilizlere verdiler. İngilizler de işte orada Araplarla bir manda yönetimi kurdular. Türkiye'de zaten 1924'ten sonra yani Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra yeni bir anayasa yaptı. 1924 Anayasası. O anayasada da 1000 yıldır egemenliğini borçlu olduğu ve başının da dara girdiği her seferinde yardımına koşan Kürtleri inkar eden, Kürtleri yok sayan, Kürt kültürünü, dilini, tarihini bir çırpıda yok sayan, Kürtleri dağ Türkleri, kart kurt karda yürürken ayaklarından çıkan kart kurt sesleri nedeniyle işte dağ Türkleri, kart kurt Kürtleri diye böyle aşağılayan, rencide eden, inkar eden bir resmi ideoloji benimsediler. 100 yıl boyunca da Kürtler hem Türkiye'de, hem Irak'ta, hem Suriye'de Kürdistan'ı bu böyle parçalıyor ama işgal eden devletlere karşı Türk devletine, Irak ve Suriye devletine karşı bir mücadele yürüttüler. Bu mücadelenin sonunda Güney Kürdistan şimdi federal bir statüye sahip. Rojava'da bir özerk yönetim var. Kuzey Kürdistan'da da artık zapt edilemez, tasfiye edilemez bir Kürt hareketi var ama kalıcı bir çözüm henüz yok. Dolayısıyla yine işte bölgesel gericilik, Kürdistan'ı böyle parçalayan güçler, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Kürtlerin bu yüzyıllık bedeller sonucu elde ettiği kazanımları ellerinden almak, onları yeniden köle statüsüne, yeniden sömürge statüsüne, yeniden tarihin karanlığına doğru itmek istiyorlar. Bu mücadele de böyle sürüyor. Dediğim gibi Lozan Anlaşması'nın 100. yılında Lozan'da Kürdistan Ulusal Kongresi'nin öncülüğünde bir dizi etkinlik yapılacak. O günlerde de işte 2 ay kadar bir zaman kaldı. O gelişmeleri sizlerle yakından paylaşacağız. Yakından değerlendirmeye devam edeceğiz. Lozan Anlaşması Kürtlerin başına büyük felaket açan, Kürdistan'ı bölen, Kürtleri inkar eden, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen, Kürtlerin iradesini görmezden gelen, emperyalizmi çıkarları için, İngiliz-Fransız emperyalistlerin çıkarları için yapılmış bir anlaşmadır. 100. yılı doluyor. Dolayısıyla bu anlaşmaların artık tarihin çöplüğüne gönderilmesi gerekiyor. Kürdistan'da, Türkiye'de, Irak'ta, İran'da, Suriye'de Kürtlerin özgür geleceğine, Kürtlerin kendi ülkelerinde söz ve karar sahibi olabileceklerine dönük yeni anlaşmaların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da Kürtlerin birlikte mücadele etmeleri ve 3. Dünya Savaşı adını verilen bu çalkantılı süreç sonunda oluşacak uluslararası yeni sistemde yerlerini almaları gerekiyor. Kürtler tarih sahnesinde dünya uluslar ailesi içerisinde hak ettikleri saygın yeri alabilmelidirler. Bunun için de elbette birlikte mücadele etmeleri gerekiyor. Bugün sevindirici bir haber var. Dolayısıyla onu da söylemem lazım. Lozan'daki konferansa bütün parçalardan Kürtler katılıyor. Bütün Kürt partileri orada. Kürtler birlikte bu konferansın içinde kendi iradelerini yeniden beyan ediyorlar. Bu önemlidir. Umuyorum ve diliyorum Kürtistan Ulusal Kongresi'nin öncülüğündeki kongrede bu eksende, ulusal demokratik birlikçi bir ruh ekseninde bütün parçalardan Kürt siyasetçilerinin, aydınlarının, bilim insanlarının katılacağı görkemli bir etkinlik olur. Kürtlerin birlikte dünyaya bir mesaj vermeleri gerekiyor. Kürdistan bizim ülkemizdir. Kürdistan'da köle değil. Özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde demokratik irademize dayanarak bir gelecek inşa etmek istiyoruz demeli. Bunun mücadelesini veren Kürtler uluslararası topluma da bu mesajı birlikte vermelidirler. Dolayısıyla bu gidişat iyidir. Bunu desteklemek lazım. Bu anlamda zaten bu konferansla ilgili bu videoyu çektim. Türkiye'de yarın seçimler var. Seçimlerin artık yarın akşam sonuçlarını alacağız. Seçimlerle ilgili çok şey konuşacak çok gerek yok ama Türkiye seçime giderken son bir iki gündür hem Erdoğan'ın danışmanı hem de Türkiye'nin İçişleri Bakanı Amerika ile ilgili çok sert mesajlar vermeye başladılar. Bunları da bir sizinle paylaşmak istiyorum. Erdoğan'ın hukuk danışmanı, baş danışmanı Mehmet Uçum bir televizyon programında
Amerika Türkiye'yi bölmek istiyor dedi. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, coğrafi bütünlüğüne yönelik Amerika'dan ciddi bir tehdit geliyor dedi. Dolayısıyla bu özgürlük güvenlik dengesinde, bu yeni süreçte Türkiye kendi önlemlerini almak durumundadır dedi. Erdoğan'ın baş danışmanı, resmi sıfatı olan bir baş danışman, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı açık bir biçimde Amerika'nın da ismini vererek, Amerika'dan söz ederek Amerika bizi bölmek istiyor. Amerika'dan bir tehdit var. Dolayısıyla biz bu tehdidi karşılamak için gerekli önlemleri alıyoruz, alacağız dedi. Bu çok önemli. Onunla beraber Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çıktı yine bir televizyonda. O da konuştu. Türkiye'de bundan böyle Amerikan ekseninde siyaset yapan, Amerikan tezlerini dillendiren kim varsa vatan haini ilan edilecek dedi. Hangi partide olursa olsun, nerede olursa olsun dedi. Vatan haini ilan edilecek ve tasfiye edilecektir dedi. Bu da çok önemliydi. Yani Türkiye'de Amerikan ekseninde bir siyaset yapan var mı yok mu ayrı bir şey ama Türkiye'de farklı bir görüşe, resmi görüşün dışında şimdi inşa edilmekte olan bu Türk tipi başkanlık rejiminin ideolojisine uygun olarak inşa edilmekte olan Amerikan düşmanı, Batı düşmanı, Kürt düşmanı bu ideolojinin şimdi bir kriz üreteceği anlaşılıyor. Seçimlerden sonra öyle anlaşılıyor ki Amerika ile ve muhtemeldir ki yine Kürtler meselesinde, Rojava meselesinde karşı karşıya gelmenin hazırlıkları yapılıyor. Çünkü bu açıklamalar uluslararası alanda da yankısını buluyor. Süleyman Soylu'nun açıklamaları birçok çevrenin dikkatini çekti. Üzerine bir takım yorumlar yapıldı. Aynı şekilde Erdoğan'ın baş danışmanından da gelen bu açıklamalar yankısını buldu. Türkiye Amerika ile ilişkileri gelecek ve Amerika ile Türkiye arasında kopuş yaşanacak diye de bir bugün Doçevelle de seçim analizi yayınlandı. Amerikalı bir gazeteci, İsrail kökenli bir gazeteci bu konuda uzun bir değerlendirme yapmış. Diyor ki Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkileri tutan sütunlar peş peşe çöküyor. Arada bir kopuş yaşanıyor. Ciddi krizler hem Avrupa ile hem Amerika ile Türkiye arasında yaşanması olası görülüyor seçimlerden sonra. Böyle de bir dönem var, böyle de bir değerlendirme var. Bunlar ciddiye almamız gereken değerlendirmeler. Dolayısıyla başa dönecek olursa Kürtler hep birlikte Bulusan'ı da reddeden, Kürdistan'ın bölünmesini, Kürtlerin inkar edilmesini reddeden anlaşmalara karşı omuz omuza el ele bir mücadele verirken aynı zamanda yeni dönemde yeni tehlikelere, yeni uluslararası kötü anlaşmalara Kürtleri yeniden bölecek, parçalayacak, Kürtlerin temel haklarını görmezden gelecek yeni anlaşmalara karşı da birlikte çetin bir mücadele sürecine girecekler. Öyle görünüyor. Dolayısıyla herkesin bir parça Kürtlerin kaderinin, Kürdistan'ın kaderinin belirleneceği bu süreçte ulusal birlikçi bir ruh etrafında bir seferberlik anlayışıyla dayanışma içerisinde dikkatli olması gerekiyor. Dediğim gibi bu tür dönemler zaten yüzyılda bir yaşanıyor. Yeni bir Lozan Anlaşması'nı mutlaka ve mutlaka Türkiye ve Birleşik Güçleri bölgesel gericilik Kürtlere dayatacaklardır. İkinci bir Lozan'da Kürtlerin gelecek yüzyılı da karartılmak istenecektir. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık, dikkatli ve dirençli olmak gerekiyor. Konferans bugün önemliydi. Dediğim gibi Kenekenin konferansı da yapılsın. Belki oradan da sizinle bir takım gelişmeleri birlikte paylaşacağız. Seçimlerden sonra da zaten seçimle ilgili yeni bir analizle birlikte olacağız. Size iyi bir gün diliyorum. Dediğim gibi hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi bir hafta sonu geçirin.